rahatlıkla açıklanmadı. Üçüncü yönteme 2017'den sonraki evet. bu anlaşmayla yapılan, hazineyle şimdi, yapılan protokol üzerinden sonrası yapılan bu yöntemin satışı. Özelliği şu. Bu yönteme bir piyasa oyuncusu gibi giriyor Merkez Bankası ve kendisi girmiyor. Ticari banka vasıtasıyla giriyor. Yani piyasanın normal arz edeni gibi piyasaya giriyor. Özelliği bu. Yani müdahale amaçlı değil. Müdahale amaçlı olsaydı o zaman Merkez Bankası bu dataları paylaşması gerekir. Zaten müdahale amaçlı ihale yaptığı zaman alım satım ihalesi ya da müdahale amaçlı alım satım yaptığı zaman hepsinde Merkez Bankası bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Biliyor. Piyasayla paylaşıyor. Biliniyor. Elini gizli tutmak için mi? Yani? Ama burada bu yöntemi kullanamazsınız. Bir nedeni bu. Bir nedeni de teknik. Çünkü yoğun bir talep artışı söz konusu piyasada. Yani döviz piyasasında talep artışı söz konusu. Volatiliteyi ortadan kaldırmak için her gün sürekli müdahale etmeniz gerekiyor. Merkez Bankası'nın çok sık müdahale etmesi gerekiyor. Ve bu da Merkez Bankası müdahalesinin etkinliğini ortadan kaldırıyor. Yapılan ampirik çalışmaların, bilimsel ekonometrik model çalışmaların tamamında bu tür sık yapılan müdahalelerin etkilemediği, sonucu değiştirmediği, volatiliteyi azaltmadığı görülmüştür. Bu yöntem de, bu yöntem için de zaten en büyük eleştiri bu. Bu yöntemi onun için Merkez Bankası bu dediğim ihale yöntemini ve doğrudan alış ve satış yöntemini kullanamaz. Yöntemin de 2 yıl boyunca işte rezervi eritecek kadar satışa neden olduğu eleştirileri yapıyor. Burada Merkez Bankası ne yapıyor bu yöntemde? Merkez Bankası, daha doğrusu Merkez Bankası yapmıyor onu. Merkez Bankası bir ticari banka vasıtasıyla, yani döviz piyasasında oyun kurucu araçlardan, oyunculardan bir tanesi üzerinden piyasayı regüle ediyor, piyasayı dengeliyor. Nasıl dengeliyor? Piyasada talep artışı var. Yani normal bir gün baktığınız zaman 100 lira, 100 dolar talep ediliyor ama arz 80 dolar. Bu açık arzi bir açık değil. Devamlı bir açık var. Her gün açık ortaya çıkıyor. Talep var yani. Talep var. Merkez Bankası burada ne yapıyor? Bu açığı, yani piyasa karşılamadığı zaman bu arzı Merkez Bankası sağlaması gerekiyor. Ama Merkez Bankası normal o iki yöntemle bunu yapamaz. Tek yöntem bu, yapacağı yöntem. Kamu Bankası zaten piyasaya giriyor. O da oyunculardan bir tanesi. Yani akredite oyunculardan bir tanesi, oyun kuruculardan bir tanesi çünkü. O banka Merkez Bankası'ndan aldığı bu kaynağı, hazine üzerinden aldığı bu kaynağı hiç dokunmadan, sizin sorunuzun da cevabı aynı zamanda, hiç dokunmadan doğrudan orada oyuncu, yani satıcı, arz edici olarak, daha doğrusu döviz satıcı olarak giriyor piyasaya. Ve piyasadaki o arz açığını bu yolla kapatıyor. Karşıdaki alıcı bunun Merkez Bankası tarafından geldiğini bilmiyor. Hiç kimse birbirini tanımıyor zaten. Birbirine alım gerçekleşene kadar kimse kimseyi bilmiyor. Arada bankalar var. Daha doğrusu bir alım emri var. Fiyat var. Eğer bir satım talebi de onu karşılarsa satım talebiyle eşleşiyor ve alım satım gerçekleşiyor. Piyasa böyle işliyor. Son ana kadar birbirlerini bilmiyorlar. Evet. Yani o da çünkü çok konuşulan bir konu. Ben kesinlikle de sormuştum bunu. Blind broker, yani kör broker. İşlem gerçekleşene evet. kadar kimse kimseyi bilmiyor. Onun için özel olarak hiç kimseye karşı bir özel fiyat muamelesi yapmanız mümkün değil böyle bir uygulamada. Peki, bir sonrasında kuruş için bile yapamazsınız. Neden açıklanmadı? Şimdi, yani satışlar sonrası bugüne kadar neden açıklanmadı? Bakın, bunun özelliği bu. Merkez Bankası bu yöntemle piyasaya kamu bankasını, oyun kurucularından bir tanesi olan kamu bankasını normal piyasaya dolar satan olarak gözüküyor. Çünkü kişiler, dolar alanlar, dolar almak ya da satmak isteyenler bunu biliyorsunuz bankalar üzerinden yapıyor. Yani oradaki işlemlerde bankalardan dolar talebinde bulunan ya da bankalara dolar satanlar gözükmüyor. Sadece bankalar gözüküyor. Yani oyun kurucu olanlar, yani o piyasaya girip mal alıp dolar alıp ve satma yetkisi olanlar gözüküyor. Yani dolayısıyla özel dolayısıyla işin zaten modelin özelliği bu. Hı-hı. Yani bu bir gizlidir. Bu bizi gizli kalması gerekir. Bu sonrasında da gizli kalması gerekir. Şöyle bakın aslında. Çünkü bunu şunun için soruyorum. Hazine Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamada bu bilgiler açıklanmalı bence Merkez Bankası tarafından gibi bir cümlesi oldu. Açıklanacak mı merak ediyoruz. Yalnız şurada bazı talepler bankalardan döviz alanların, satanların alanların bilgilerin açıklanması talebi var. Bir de Merkez Bankası'nın burada ne kadar rezerv kullandığı, Bakan Bey'in söylediği o,
açıklaması var. İkisini karıştırmak gerekiyor. Şimdi aslında Merkez Bankası... Burayı bir daha söyler misiniz? Çok önemli bir şey söylediniz. İkisini karıştırmamak şimdi gerekiyor. Bu yolla herhalde satışının ne kadar olduğunu. Yani iki, Merkez iki Bankası'nın şey evet, bu yolla ne kadar rezerv kullandığı. Rakamının açıklanması... Sayın Elvan'ın kastettiği bu. Evet, yani kastettiği bu açık evet, yani. Ama diğer taraftan, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefette mensup arkadaşların talep ettiği ise... bankalardan döviz alanların kimliklerinin açıklanması, ne kadar döviz aldıklarının, bu ikisi farklı bir şey. Onu ayıralım. Bu ikisi, şimdi ikincisi açıklanamaz. Ona geleceğim, ona geleceğim. Peki. Bu rakam aslında Merkez Bankası bilançosunu dikkatli incelediğiniz zaman bunu takip edebiliyorsunuz. Global rakam olarak görüyorsunuz. Rezervlerdeki değişimden Merkez Bankası'nın 2019 ve 2020 yıllarında bu amaçla ne kadar piyasaya döviz verdiğini bu yolla, yani kamu bankası vasıtasıyla, ticari banka vasıtasıyla daha doğrusu verdiğini izleyebilirsiniz. Bu anlam, bu açıdan bakıldığında gizli bir bilgi değil. Her gün yayınlanıyor bu rakamlar. Zaten oradan o nereye gittiği anlaşılmaması 75 milyar rakam herhalde bu zaten. Peki. Yani şimdi bir araya